Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı irmikli tart pasta hazırlıyoruz. Yapımı çok zevkli, çok pratik bir tarif. Böyle çok fazla malzemesi de olmayan güzel, çok lezzetli, böyle şık sunumlu bir pasta hazırlayacağız. Pastamızın yapımı gerçekten çok pratik. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tarif. Malzeme listemi her zaman olduğu gibi ekranda veriyorum. Videonun altındaki kutucukta da Açıklamalar kısmında sizler için yayınlayacağım. İlk önce pastamızın Tart kekini hazırlıyoruz. Bunun için yumurta ve şekerimizi çırpma kabına alıp Tel çırpıcı ile karıştıralım. Sadece karışması yeterli. Uzun uzun Çırpmamıza hiç gerek yok. Ayçiçek yağım var. Hemen onu ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Bir çay bardağı sütüm var. Onu ekleyip tekrar çırpıyorum. Ve bir çay bardağı da irmiğim var. Birer çay bardağı kullanıyorum. İrmik, süt ve sıvı yağı. Güzelce karıştırdıktan sonra katı malzemelere geldi. Sıra bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir su bardağı unum var. Bunları eleyerek ekliyorum. 3 yemek kaşığı da kakao var. Kakao'mu da içine ilave ettim. Hemen eliyorum ki pürüzsüz bir kıvamı olsun, güzel bir kekimiz olsun. Güzelce karıştırıyorum tekrar. Bakın çok akışkan bir kek harcı olmuyor. İçinde irmiğimiz var çünkü. Kıvamını tam olarak size göstermek istiyorum. Tart kalıbı kullanıyoruz. Bakın Tart kalıbımı güzelce yağlayacağım. Yağlarken tereyağı kullanıyorum. Tereyağı veya margarin ile yağlamanızı tavsiye ediyorum. Daha rahat çıkartabilmek için kalıptan böyle fırça ile yaparsanız da çok pratik oluyor. Şimdi çok az böyle bir yemek kaşığına yakın un serpiyorum. Elimi kenarlarına bakın vurarak küçük dokunuşlar ile her tarafına gelmesini sağlıyorum. Şimdi harcımı tart kalıbımın içine hepsini güzelce boşaltıyorum. Spatulam ile kenarlarına doğru bakın kenarlarındaki boşlukları doldurarak düzlüyorum. Kenarlarına doğru yaptığınızda bakın hemen akıyor zaten. Fırınımı da açtım arkadaşlar. 170 derece önceden ısınmış fırında pişireceğiz. Şöyle birkaç kere tezgaha vurursanız daha düzgün olur. 20-25 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Fırından çıkınca üzerine bakın temiz bir örtü örtüyorum dinlenirken. Ve sosunu hazırlıyorum. Sosu için sütümü ısıttım. İçine bir yemek kaşığı şekerimi ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Çikolatalarım var. Çikolatalı bir sos hazırlıyoruz. Çikolatalarımı içine böyle gelişi güzel kırıp atıyorum. Sütün sıcaklığı ile birlikte çikolatalar eriyecek. Bu aşamada sürekli karıştıralım lütfen. Kek harcım da çok güzel ılıdı. servis tabağıma ters çeviriyorum. Çok rahat çıkıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel yağladık, unladık ve hazırlamış olduğum sosu her tarafına gelecek şekilde koyuyorum. Kekim şu an ılık, tam olarak soğumadı. Tam olarak soğumasını istemiyorum çünkü irmikli bir kek. Ve bu sosumu hepsini her tarafına yediriyorum bol bol içine kenarlarına koyuyorum yumuşacık olacak sosun sayesinde ve çikolatalı bir sos Çok da lezzetli olacak Artık üzerinin kremasını hazırlıyorum. Boşluk kısmına krema hazırlıyoruz. Bunun için süt, un, nişasta ve şekerimizi tenceremize koyalım. Bakın bir pakette vanilyam var. Çırpma teli ile karıştırarak böyle kıvam alıncaya kadar pişirelim. 2 su bardağı sütten hazırladım. Bu kremayı tam denk geliyor arkadaşlar. Sizler de göreceksiniz. Böyle kaynayıp kıvam almaya başladı. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvamı var. Artık içine çikolatalarını ekleyeceğim. Ocağımın altını kapattım. Beyaz çikolata kullanıyorum bu aşamada. Güzelce eriyinceye kadar karıştırıyorum. Çikolatamız eridikten sonra tamam demektir. Hiç beklemeden sosunu koymuş olduğum tartımın ortasındaki boşluk kısma bu kremayı dolduruyorum. Kremamızı sıcak sıcak hemen koyabiliriz. Kremayı hazırlayıncaya kadar zaten kekimiz ılıktı. Sosu koyduğumuzda iyice soğudu. Böyle her tarafına gelecek şekilde kremamızı spatulamız ile yayalım. Kekimi dinlenmeye bırakıyorum, pastamı dinlenirken beyaz çikolatam var üzerini süslemek için kullanacağım böyle soyacak ile bakın ufalıyorum. Oda sıcaklığına gelinceye kadar iyice soğutuyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırıp bir saat bekletebilirsiniz, ama iyice soğuması da yeterli. Kenar kısımlarına beyaz çikolatamdan yerleştiriyorum ve böyle çikolatalı şekerlemelerimden var. Onlardan koyuyorum. Süslemesi size kalmış. Arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve tart pastamız hazır. İrmikli, çikolatalı. Şöyle bir dilim kesip hemen göstermek istiyorum içinin yumuşaklığını da size. Bakın kakaolu yumuşacık muhallebili çok lezzetli böyle çikolatalı bir tarif. Küçük büyük herkesin bayıla bayıla yiyeceği bir pasta oldu. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olur ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle